Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönlüm Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını paylaşacağım. Yelek modelimize şöyle bir göz atacak olursak, şöyle önünde iki taraflı olarak önünde burgu modelimiz mevcut ve yeleğe gerçekten çok şık bir hava katıyor. Kesinlikle burgu modeli olması hani gözünüzü korkutmasın, gerçekten basit bir model, kolay bir model, hepinizin rahatlıkla yapabileceği şekilde ve oldukça da yavaş bir anlatımla videonun içerisinde tüm ayrıntılarına varana kadar bulabileceksiniz. Yeleğimizi kapşonlu olarak hazırladım. Siz isterseniz kapşonsuz olarak da tercih edebilirsiniz. Ama kapşonlu olarak da gerçekten çok şık durdu. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı öneririm. Beden kısmını lastikle bitirdim. Yine şu kısımda lastikle bitirdim. Aynı örneği kollara da uyguladım. Ön kısımlarında da düğmelerimizi yerleştirdik ve böylelikle şahane çok şık bir model ortaya çıkmış oldu. Ve bugün de size bunu en ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum. Kullandığım malzememden bahsedeyim. Şöyle Lamia Baby Boom kullandım. Kar topu Baby One'ın birebir aynısıdır arkadaşlar. Anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. Kodu da 1321 kodu var. Toplamda 3,5 yumak kullandım arkadaşlar. Pardon, 3 yumak kullandım. Evet, bunun için 3 tane yumak kullandım. Bu ölçülerde 3 yumak yeterlidir. Tığ olarak da şöyle tığımızı göstereyim. 5 numara 3 milimlik bir tığ. Sadece şu beldeki, bedendeki lastik kısmı, şu kısım için 4 numara 2,5 milimlik tığ kullandım. Eğer elinizde ince tığ yoksa bununla devam edebilirsiniz. Beden ölçülerini vereyim size. Videonun içerisinde de yine ölçülerimizi bulabilirsiniz. Sürekli ölçerek yapıyorum. 26, hatta 26,5 santim gibi bir beden ölçüsü var. 1 yaş, 1-1,5 yaş için uygundur. Şöyle boy olarak da 30 santimlik bir boyu var arkadaşlar. Dediğim gibi 1-1,5 yaş için uygun bir modeldir. Evet, şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, hırkamızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle 68 tane zincir çektim. Benim 68 tane zincirim, ölçüyorum, 33 santim. Evet, şimdi tane trabzan yapacağız. Ön için 1, 2, 3, şöyle dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım oldu. Toplamda 10 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 11.ye bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir tane yuva oluşturmuş olduk. Şimdi bunu da sayarak kol için 13 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Yanındakine bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve tekrar aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Burada da yine bir artırma yerimizde yapmış olduk. İpimi doluyorum. Bunu sayarak arka için 20 tane trabzan yapacağım.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İpimi doluyorum. Yanındakine bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Yine burada da bir artırma yerimizi oluşturmuş olduk. İpimi doladım. Şimdi bunu da sayarak kol için 13 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 zincir pardon 13 trabzanımı yaptım. Yanındakine bir trabzan, bir iki zincir, tekrar yanındakine tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak ön için 10 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Evet, 10 tane yaptık ama şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar diğer tarafa. Şimdi bakalım. 2 4 6 8 10 tane trabzan yaptık. Bir tane de yuva için yapmıştık. Şurada. Şimdi burada da yine yani yuva ile birlikte 11 tane trabzanım olmuştu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Ve 11. trabzanım olmuş olacak. Evet, şimdi döndürüyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada bakın örneğimizin ters yüzündeyiz. Bunun için öncelikle kabartılarımız yani burgumuz için kabartılarımızı zeminimizi ön tarafta hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de ipimi doluyorum. Şöyle önden arka tarafa doğru geliyorum. Bakın şöyle daha net göstereyim. Arkadan geliyorum. Şu ilmeğimin üzerinden diğer taraftan trabzanımı alıyorum. Bir. Tekrar geliyorum yine arkadan. 2 yine aynı şekilde. 3 tekrar bakın. 4. Evet, 4 tane 1 2 3 4 tane önden bu şekilde hazırlamış olduk zeminimizi. Şu ilk trabzanı saymıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ipimi doluyorum. Bir tane de bu taraftan alıyorum bakın. Bir tane de buradan aldım. Şimdi yine 4 tane aynı buradaki gibi yapıyoruz. Arkadan geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçiyorum. 1. Arkadan geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçiyorum. 2. Arkadan geliyorum. İlmeğimin üzerinden. 3. Tekrar bir tane daha. 4.
Evet, 4 tane trabzanımı yapmış olduk. Şuraya da bir tane trabzan yapıyorum. Yuvamın içerisine de 2 trabzan, 1 2 zincir. Bakın yuvaya 2 trabzan yaptım. Altta bir taneydi. Yine buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Ve yine tekrar devam ediyorum. Bu burgu kısmımızı sadece ön kısımda uygulayacağız. Bunun için buralarını sadece trabzanla devam ediyorum. Evet. Sadece trabzan yapacağım. Şöyle beraber ilerleyelim. Yuvaya kadar. Evet. Şimdi yuvaya 2 trabzan, 1 2 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Ve yine trabzanla devam ediyoruz. Şimdi şu ön kısma kadar gelelim. Buradaki yine bu zemin, burgu için olan zemin hazırlığını yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Oraya kadar gelelim. Evet, ön kısma kadar geldim. Şimdi burada yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi burada yine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın diğer tarafta da hemen yuvanın yanına bir trabzan yapmıştım. Daha sonrasında burgularımızın zeminini hazırlamıştık. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın yine arkadan öne doğru geliyorum. Bir. Yine aynı şekilde. İki. Bakın trabzanın üzerinden arkaya doğru gidiyorum. 3 4 4 tane yaptım. İpimi doluyorum. Şimdi bir tanesini buradan. Yine 4 tane ön kısımdan yapacağım. 1 2 3 4 ve bir tane de yine başta trabzanımı yapıyorum şuradaki zincirimin üzerine. Evet, döndürüyoruz. Bakın kabartılarımız oluştu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın dibine trabzanımı yapıyorum. Burgularımızı devam ettireceğiz. Bu kabartılarımızı 3 sıra bu şekilde kabartı olarak örüp 4. sırada vuracağız arkadaşlar. Şimdi tekrar bu sefer örneğimizin düz yüzünde olduğumuz için bunları bu şekilde önden alıyoruz. 1 2 Bakın şu şekilde 3 4 Şimdi şu arada bir tane vardı. Bakın şurada. Bunu arkadan alıyorum. Bu dörtlüyü yine aynı şekilde önden 1 2 3 4 Evet, burgumuzun zemini hazır. Şimdi bakın burada 3 tane trabzanım var. Bu 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Yuvamın içerisine bir trabzan, bir iki zincir ve yine bir tane trabzan yapıyorum. Yani alt sırada iki trabzan yapmıştık. Burada bir trabzan şeklinde yapıyoruz. Bir üst sırada iki trabzan. Hep yuvalarımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yine kolda burgum yoktu. Sadece ön kısımlarında burgum var. O yüzden yine devam ediyorum. Örmeye.
yuvaya kadar ilerleyelim örerek. Yuvamın içerisine bir trabzan, iki zincir ve tekrar yuvamın içerisine bir tane trabzan yaptım. Ve yine örgümü devam ediyorum. Diğer ön kısma kadar bu şekilde gelelim. Yine bu ön kısımdaki işlemleri sizlerle paylaşacağım. Evet, ön kısma geldim. Şimdi burada yuvaya bir trabzan, iki zincir ve tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Burada 3 tane trabzanım var. Bunları normal trabzan olarak örüyorum. Evet, geldik şu kabartılarımıza. Yine bakın şöyle önden alacağım kabartılarımı. 1 2 3 4. Bir tanesinde yine şöyle arada kalanı arkadan alıyorum. Ve yine 4 taneyi devam ettiriyorum. 2 3 4. Ve şuradaki bir trabzanımı da yine trabzan olarak örüyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzan. Şimdi bu kabartılarımı yine önden, bakın şöyle geliyorum. Bir, şöyle önden geliyorum arkaya doğru. Arkaya doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden. İki, üç, dört. Bu taraftakini yine buradan alıyorum. Yine burayı 1 2 3 4. Evet. Şimdi yine şu örgümü devam ettiriyorum. Trabzanlarımı. Şimdi bakın burada yuvaya, burada burgudan sonra bakıyorum. Bu kabartılardan sonra 4 tane trabzanım oldu. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Dümdüz trabzan olarak öreceğim. Bu sırada yuvalar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde olacak. Şimdi diğer ön kısma kadar bu şekilde ilerleyelim. Ve o kısmı yine sizlerle paylaşacağım. Ön kısma geldim. Burada yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şurada bakın 2 4 tane trabzanım var. Bunları da yapalım. 1 2 3 4. Şimdi geliyorum kabartı 20. Şöyle bakın şu şekilde geliyorum. Üzerinden 2 3 4. İpimi doluyorum. Şunu yine böyle arka olarak, yani buradan alıyoruz. Bakın bu tarafta dümdüz bir şekilde devam ediyor. Bunun kabartısı da arkada. Buradaki 4 taneyi de yine aynı şekilde alıyorum. 3 4 ve şu baştaki bir trabzanımızı da yine yapıyoruz. Evet. Şimdi döndürüyorum. Bakın. Şimdi burgumuzu yapacağız. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. İpime doluyorum. Bir, iki tane atladım. Üçüncüye
Batıyorum. Bir, iki. Tekrar harfimi doluyorum. Dördüncü Y. İpimi iki kere doluyorum arkadaşlar. Şu geride bırakmış olduğum iki tane var bakın. Bunun şu ilkine geri dönüyorum. Şöyle yine alttan bu şekilde alıyorum. Bir, iki, üç. Üçlü trabzan yaptık. Tekrar iki kere doladım. Yanındakini alıyorum. Bakın hep 2-2 çıkacağım. 2, 2 ve 2. Yani üçlü trabzan yaptık. İpimi doluyorum. Şu aradaki lastiğimi şöyle arkadan alıyorum. Şimdi yine bu dörtlünün burgusundayız. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncünü yine belinden tutuyorum. Burada bir kere doluyoruz. Üsttekileri alırken şimdi iki kere doluyorum. Şu geride bırakmış olduğum şu iki tanenin ilkini bakın şöyle birinden alıyorum. Hep 2 2 çıkarak 3 kere de çıkmış olduk. Diğerini bakın ilkini aldım. Şimdi yanındakini alıyorum. Evet. İpimi doluyorum ve devam ediyorum. Şöyle bir burgumuza bakalım. Bakın. Şöyle burgumuzu oluşmaya başladı. Üst sırada daha belirgin olacak. Üst sırayı yaptığımızda buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi altta yuvaya iki trabzan yapmıştık. Burada bir trabzan yapacağız. Bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi diğer kenara kadar gelelim. Buralar hep trabzan. Hiçbir değişiklik yok. Yuvalara bir trabzan şeklinde batarak şu diğer ön kısma kadar gelelim. Evet, ön kısma geldik. Buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz şuradaki kabartılara kadar. Evet, şimdi kabartıdayız. Şu dörtlü kabartıdayız. İpimi doluyorum. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. Ve trabzan yapıyorum. Tekrar dördüncünün belinden tutuyorum. Trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum ipimi. Şu geride bırakmış olduklarımın ilkini yani şuna şöyle geri dönüyorum. Ve hep iki iki çıkarak üç kere de çıkarmış oluyoruz. Tekrar iki kere doladım. Yanındakinin belinden tutuyorum. Ve aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi şu aradakini şöyle arkadan alıyorum. Yine bakın bir kere doluyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. Dördüncünün belinden tuttum. İki kere doluyorum. Şu geride bırakmış olduğum ilkinden alıyorum. Tekrar iki kere doladım. Diğerini ikinciyi yani geride bırakmış olduğum ikinciyi aldım. Ve şuradaki tek trabzanımı da yapıyorum kenardaki. Evet. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. İlk başta önümde görmüş olduğum ilmeklerimi alacağım. İlk önüme hangisi çıkıyor arkadaşlar? Bu. Bunu yine şöyle bakın lastik olarak alıyorum. Daha sonra yanındaki bakın ilk önüme çıkan ilmeğim. Şimdi de bakın şunlar şurada. Bunları alıyorum arkadaşlar. Önüme çıkan diğer ilmeklerimi. Şöyle göstereyim bakın.
ters yüzde olduğumuz için şu anda diğer taraftan alıyorum. Evet, diğer ilmeğimi aldım. Bunu ön lastik olarak yapıyorum buradan. Şimdi şöyle döndüreyim, bakın burguma. Bakın. Bunları toplayınca burgum kendini belli etmiş oldu. Tekrar ipimi doluyorum. Şimdi yine bakıyorum, önümdeki iki ilmeğim bu. Bunları yine şöyle lastik olarak alıyorum. İkincisi de yine burada. Yani bakın şöyle. Önünüze ilk çıkanı yani. Daha sonra şu alttan gelenler. Ve devam ediyorum. Trabzanlarımı örmeye. Şimdi şöyle de bir görelim. Bakın. Burgumuz şeklini aldı. Evet, şimdi diğer tarafa kadar aynı şekilde gelelim. Yine oraya da toplayalım arkadaşlar beraberce. Burası trabzan olarak devam edecek. Bakıyorum. Altta bir tane yapmışım. Burada iki tane yapıyorum. İki zincir ve yuvaya tekrar iki tane trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Evet, diğer ön kısma kadar gelelim. Evet, geldik yine buraya. Ön kısma, diğer ön kısma. Şimdi önümdeki, bakın ilk iki ilmeğim bunlar. Ne yapıyoruz? Önce bunları alıyoruz. Bakın şöyle göstereyim arkadan. Lastik gibi yani yine. Bir yanındakini yine alıyorum. Bakın. İki. Şimdi şu alttan gelenler. Sırada hemen önümde görmüş olduğum ilmekleri alıyoruz arkadaşlar. Dört. Dört tane bakın kabartımı aldım. Bu benim burgudan sonraki ilk sıram. Bunu birinci sıra olarak sayıyorum. Lastiğimizi yine bu şekilde aldım. Her 3 sırada bir, yani 3 sıra yapacağız. 4. sırada vuracağız. Evet, yanındakini yine alıyorum. 2. Şunu da alıyorum. 3. Bunu da alıyorum. 4 ve bir tane şurada trabzanımı yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Şu anda ikinci sıramızdayız. Yani vurduktan sonraki ikinci sıramızdayız. Şimdi bunları yine kabartı olarak alıyoruz. Bakın şöyle. Ön yüzümüzdeyiz. Bir. İki. İki. Üç. Dört. İpimi doladım. Şu aradakini yine arka taraftan alıyorum. Yine bunu bir, iki, üç, dört. Bakın. Devam ediyorum. Şimdi bir sıra daha yine o şekilde lastik yapacağız. Yani aynı bu şekilde yapacağız. Sonraki sırada, yani dördüncü sırada da burgumuzu yapacağız. Burgudan sonraki ikinci sıradayız. Üç sıra kabartı olarak devam ediyoruz. Dördüncü sırada vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum yuvamın içerisine. Altta iki tane yapmışım. Şimdi bir tane yapacağım. Bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan. Evet, diğer ön tarafa kadar örerek gelelim. Evet, diğer tarafa kadar geldim. Şimdi burada yine bakın, bunları sırayla alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şu aradakini de şöyle arkadan alıyorum. Ve bunları da yine lastik olarak alıyorum.
Şuradaki tek trabzanımı da yine örüyorum arkadaşlar. Döndürüyorum bir zincir, dibine trabzan yapıyorum. Üçüncü sıra burgumuzun üçüncü sıra kabartı kısmını yapıyorum. Ters yüzündeyim. Bunları da bu şekilde önden alıyoruz. Şimdi bir tur daha. Nasıl burgumuzu nasıl yaptığımızı bir kez daha sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Artık sanırım hani bu önden arkadan kısımları anlaşıldı. Lastik kısımlarımız. Şimdi artırma yerine kadar gelelim. Artırma yerinde altta bir trabzan yapmıştım. Burada da iki trabzan yapacağım. Şurada bir, iki trabzan yuvaya, iki zincir, tekrar yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Devam edelim şimdi. Sıramızın sonuna gelelim. Diğer ön kısımda yine burası gibi yapalım. Tekrar vuracağımız, yani bir üst sırada tekrar vurmamız gereken sırada sizlerle paylaşacağım yine o kısmı. Evet, şimdi burada diğer tarafta öne geldik. Burayı da yapalım beraber yine. Evet, şimdi sondaki şu bir trabzanımızı da yine trabzan olarak alıyoruz. Evet, şimdi vuracağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. Trabzan yaptım. Bir dakika, ipim çekildi o arada. Evet, dördüncüyü yine aynı şekilde alıyorum. Şimdi ipimi iki kere doladım. Şu geride bırakmış olduğum, bakın şu iki tane geride bıraktım. İlkine geri dönüyorum, bakın bu şekilde. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Yani iki, iki ve iki şeklinde üç kere de çıkarıyorum. Yine iki kere doladım. Yine bu geride bırakmış olduğumu alıyorum. İki, iki, iki şeklinde çıktım. İpimi doluyorum. Şu arkadakini yine bu şekilde alıyoruz. Aradakini. Tekrar ipimi doluyorum. Bir, iki tane atladım. Üçüncünün belinden tuttum. Trabzan. Dördüncüyü. Trabzan. İpimi iki kere doluyorum. Şu geride bırakmış olduğum ilkini alıyorum. Bir, iki, üç şeklinde üçlü trabzanla çıkıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Evet. Burgumuzda yine bu sıradaki burgumuzda yine bu şekilde yapmış olduk. Yine devam edelim. Şimdi buradaki artırma yerinde altta kaç tane yapmışız? İki tane yapmışız. Burada bir tane yapacağız. Şu anda da robamızın bakalım kaçıncı sırasındayız? 2, 4, 6, 8 ve 9. sırasına gidiyorum. Şöyle artırma yerinde size göstereyim. Bakın yuvaya bir, iki trabzan yaptım. Bir, iki zincir. Tekrar yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ön kısma kadar gelelim. Ön kısma kadar geldik. Şimdi burada bir iki tane atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. Trabzan yapıyorum. Dördüncünün belinden tutuyorum. Trabzan yapıyorum. İki kere ipimi doladım. Şu iki tane atlamış olduğumuzun ilkini geri dönüyorum.
3 kere de çıktım. Tekrar 2 kere doladım. İkinciye geri döndüm. İpimi doluyorum. Şu aradakini yine aradan aldım. Tekrar bakın 1-2 tane atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. Dördüncünün belinden tutuyorum. 2 kere doladım. Geri dönüyorum. Tekrar 2 kere doladım. Bunu alıyorum. Ve şu sondaki tek trabzanımı da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir genel görüntüsüne bir bakalım. Bakın bu şekilde güzel bir görüntümüz oldu burgumuzun. Gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyor. Renk de gayet güzel bir şekilde uydu. İstediğiniz renklerde tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi şöyle robamızın arkasında bir ölçelim. Bakalım kaç santim olmuş. Toplamda biz 2, 4, 6, 8, 9 sıra yaptık. Bir sıra daha yapayım mı yapmayayım mı diye bakacağım. Şimdi 23 santim olmuş. Evet, bir sıra daha kolları birleştirmeden öreceğim arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyoruz ve dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Sonda ve başta birer trabzanımız var. Şimdi bunları toplayacağız. Bakın ilk başta ne yapıyoruz? Şu önümüze ilk geleni alıyoruz. Ters yüzündeyiz. Ön taraftan alıyoruz. O yüzden ve sadece trabzan olarak yani bir kere doladık. Yine önüme çıkan ilk ilmeğimi alıyorum. Bakıyorum şimdi şurada önüme çıkan ilk ilmeğim bu. Ve yanındakini. Bu lastiğimi de bu şekilde yapıyorum. Şunları yine önüme çıkan ilkini alıyorum. Önüme çıkan ikinciyi aldım. Yine ilk önüme gelen üçüncü, dördüncü. Ve burgudan sonraki ilk sıramız yani birinci sıramız toplamda 3 sıra yapıp burgu yapıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim birinci sıramızdı. Burgudan sonraki. Burgularımızı hep ön yüzde yapıyoruz. Toplamayı da arka yüzde yapıyoruz. Buna da dikkat edelim. Zaten 3 sıra yapınca o şekilde denk geliyor arkadaşlar. Şimdi şurada yuvaya bakıyorum. Altta bir trabzan yapmıştım. Burada iki trabzan yapıyorum. Bir iki zincir ve yine iki tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Diğer ön kısma kadar gelelim. Bu bizim kol birleştirmeden önceki son sıramız. Bu sırayı yaptıktan sonra bir üst sırada kol birleşimini yapacağız. Sonrasında da zaten tek burgu olarak ön kısımlarını, burgularını artık anladığımız için devam edeceğiz sonuna kadar. Şimdi diğer uca kadar gelelim. Evet, diğer kenara kadar geldim. Yine burada da bakın şöyle önden olanları yani ilk önüme geleni ilmeği önce alıyorum. Yine lastik olarak. Bu şekilde. Bunu yine arkadan aldım. Bakın burada yine ilk önüme gelen ilmeğimi alıyorum. Evet, sondaki bir trabzanımızı da yine yapıyoruz. Şimdi şöyle bir tekrar bakalım bir robamıza. Ölçüsüne benim için yeterli olmuş mu? Muhtemelen birleştireceğim. Evet, 25 buçuk santim gibi bir ölçüm var. Yükseklik olarak da 10 santim. Toplamda da 10 sıra arkadaşlar. Şimdi artık kollarımızı birleştirebiliriz. Ön yüzündeyim şu anda. 11. sıradayım. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Bunları yine şöyle
Alıyorum. Şu anda Burgu'dan sonraki ikinci sıradayım. Yani Burduk'tan sonraki ikinci sıram. Aradakini yine hep arkadan alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Artırma yerine gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Burada bakalım kaç trabzanımız olmuş. Bunu da sayalım. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane trabzanım var burada. Şimdi bu iki ucu şöyle birleştiriyorum. İpimi aldım. Şuradan ve şu karşıki ilmekten. Bakın diğer yuva. Şu anda diğer yuvadayım. Buradaki ikisini şöyle birleştiriyorum. Ve şöyle trabzan yapıyorum. Sonrasında yuvaya daha trabzan yapmıyorum. Devam ediyorum. Diğer tarafı da yine aynı şekilde birleştireceğim. Şimdi geldik diğer yuvaya. Şimdi diğer taraftaki artırma yerimi de alıyorum. Şöyle üst üste koydum. Bakın bir bu yuvadan bir bu yuvadan karşılıklı olarak alıyorum, birleştiriyorum. Sonrasında da devam ediyorum arkadaşlar örgüme. Kol birleşimimiz bu kadar kolay. Şimdi örelim şuradaki şu burguyu da yine paylaşayım sizlerle. Sonrasında da artık kendimiz devam edebiliriz. Evet, geldik buraya. Bakın 4 tane şöyle. Burgularımızı alıyoruz. Şu aradakini yine arkadan. Bunlar da bu şekilde. 2 3 4 tane aldık. Şuradaki bir trabzanımı da yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Bakın çok şık. Çok güzel bir model. Evet. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Artık burgularımızı devam ettirebiliriz. Robo boyunca nasıl yapıldığını sizlerle paylaştım. Aşağıya doğru sadece ön kısımda burgularımız devam ediyor. Diğer taraflarını aynı şekilde trabzan olarak örüyoruz. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğim. Ben size söyleyeceğim kaç santim ve kaç sıra ördüğüm arkadaşlar. Ona göre sizler de yapabileceksiniz. Son birkaç sırada lastik uygulayacağız. Şimdi bakın. 25, 26 şöyle göstereyim. 5 santimdi zaten. Yine 26 santim birleştirdiğimde 26 santim ördüğümde 26 santim oldu. Bir yaş çocuklarının rahatlıkla giyebileceği bir ölçüdür. Şimdi bir yaş için kaç sıra örmem gerekiyor? Kaç santim örmem gerekiyor? Şöyle bakalım 26 bakın 1 yaş göstereyim. 1 yaş. Toplamda yani uzunluğum 33-34 santim gibi olması gerekiyor.
Yani 28, 27, 28 santim kadar öreceğim. Sonrasında da lastik kısmını göstereceğim size. Sizler de şöyle bir isterseniz ekran görüntüsü alın. Şöyle bakın. Evet, ona göre hani kaç santim yapıyorsanız siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. 1-2 yaş yapacaksanız 2-3 yaş, 18 ay, 24 ay gibi yapacaksanız arkadaşlar başlangıçtaki zincirinizi artırmanız gerekiyor. 1 yaşa kadar uygun bir robadır bu. Evet, şimdi dilerseniz örelim, sizler de örün. Sonrasında sondaki lastik kısmıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar benim bedenim bitti. Toplamda buradan aşağıya 18 sıra, kol altından itibaren 18 sıra ördüm. 18 sıra 18 santim eşit benim örgümde. Yani benim bir sıram 1 santime eşit arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi lastik kısmıyla devam edeceğiz. İnce tığımı aldım. Lastik kısmını ince tığımla yapacağım. Elinizde ince bir tığ yoksa, yani bedeni 3 milimle örmüştük, 2,5 milimle yapacağım şu anda lastik kısmını. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakini bakın. Bu şekilde alıyorum. Bir tane ön lastik yaptım. Yanındakini yine alıyorum. 2. İpimi doladım. Şunu arkadan bir tane olarak alacağım. Bunu önden. Şu aradakileri şöyle, bunu da artık önden aldım. Şunu bir tane arka lastik yapıyorum. Şunu ön lastik, iki tane ön lastik, bir tane arka lastik. Bakın. Sıramızı böyle tamamlayacağız. İki ön lastik, bir arka lastik. İki ön, bir arka lastik olacak şekilde sırama gidiyorum. Sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Sonrasında bir üst sırayı sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna geldim. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada şunu da şu en sonunda trabzan olarak yaptık. Bakın, arka lastik ve trabzan olarak yaptık. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Bu gördüklerimi, önde kabartı olarak gördüklerimi bu şekilde alıyorum. Arkada gördüklerimi arkadan alıyorum. Bakın, bunlar zaten bir kabartı şeklinde arka tarafta kalıyor. Bunları da önden. Bunlar arkadan. Bunlar önden. Şimdi bu şekilde birkaç sıra yapalım. Kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size. Sonrasında da ön kısma geçeceğiz arkadaşlar. Böyle örelim. Evet, bedenimin lastik kısmını tamamladım. Şöyle size kaç sıra lastik ördüğümü söyleyeyim. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra lastik örmüşüm arkadaşlar. Bakın şöyle sayayım tığımla birlikte. Şöyle gerdirirseniz daha rahat görürsünüz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıra lastik ördüm. Şu anda bu kanadımdayım. Yukarı doğru ön kısmını hazırlayacağız. Şimdi tığımı alıyorum. 3 milimlik tığımı alıyorum. Kenar kısımlarını hazırlamaya geçelim. İpimi doladım. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. İlk sıramızı trabzan olarak yukarı çıkacağım. Şöyle. Her bir boş bulduğum yere sıraya birer kere batıyorum. Aynı yere birkaç kere batmayın arkadaşlar. Yani aynı yere birkaç kere trabzan yapmayın. Toplar böyle marullanma olur daha doğrusu. Öyle söyleyeyim.
Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Yukarı kadar, sıra başına kadar böyle geleceğim. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Şimdi ilk sıranın trabzanını tamamladım. İlik yerlerimizi de bu sırada ayırdım arkadaşlar. Şöyle bir sona bir başa taktım ve daha sonrasında da aralarda trabzanlarımı sayarak yerlerimi belirledim. Toplamda 12 tane trabzanım var. Her bir iki ilmeğin arasında toplam 12 tane 13.ye taktım. 12 tane 13.ye taktım bu şekilde. Şimdi geldik bir sonraki sıramıza. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne gideceğiz burada. Hemen şöyle dibine sık iğne yapıyorum. İkinciye de sık iğne yapıyorum. Ve bir iki tane zincir çektim. Bir iki tane de ilmek atlayacağım arkadaşlar. Üçüncüye ilmeği takacağım. Ve yanına devam ediyorum. Burada düğmelerinizi bir deneyin. Bakın oluyor mu olmuyor mu? Şimdi ben şöyle bir deneyeyim bakalım. Evet. Benim düğmem oluyor arkadaşlar. Siz de deneyin. Eğer düğmeniz küçük gelirse, büyük gelirse düğmeniz bu ilmeğe sığmazsa 3 tane zincir çekin. Şimdi devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi. Şimdi buraya kadar geldim. Bir iki zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne olarak batıyorum ve devam ediyorum yine. Evet, bir iki zincir. Bir tane, iki tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne olarak batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Yine bir iki zincir çekiyorum. İki tane atladım. Üçüncü. Bir iki zincir. İki tane atlıyorum. Üçüncüye bağlıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şuraya da bir tane sık iğne yaptım. Evet. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine sık iğnemizi yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi buradaki bu iki zincir çekmiş olduğum yere iki tane de atlamış olduğum için iki tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa. Ve devam ediyorum. Diğer tarafı da yine aynı şekilde. Önce bir sıra trabzan, sonra iki sıra sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Diğer kanada. Evet, diğer yuvaya geldim. Bir, iki sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi burayı bu şekilde ilerleyelim. Diğer tarafa geçeceğiz. Evet, diğer tarafa geçtim. Buradan da şöyle yukarıdan ipimi takacağım. Şuradan yaka kısmından itibaren takıyorum.
Evet, ilk sıramız Trabzan. Şöyle iki zincir çekiyorum. Aşağıya doğru Trabzan olarak yapacağım. Aynı diğer taraftaki gibi yapacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Aynı yeri iki kere trabzan yapmıyoruz. Her bir yere birer kere trabzan yapıyoruz. Ama dikkat edin, batarken de şöyle çok aralarında boşluk olmasın. Aynı diğer taraftaki gibi yapalım. Daha sonrasında da iki sıra sık iğne sırası gideceğim. Bu tarafta ilik ayırmayacağız. Düğmelerimizi zaten bu tarafa dikeceğimiz için iki sıra sık iğnesi sık iğne gidelim. Sonrasında da ipimizi kesip devam edeceğiz. Evet, ön kısımlarını tamamladık. Şimdi kol kısımlarıyla devam edeceğiz. Öncelikle şöyle kol altından ipimi takacağım. Şöyle bir tane de sık iğne yapıyorum buraya. İki zincir çektim. Şimdi bedende uygulamış olduğumuz lastiği bu kol kısmında da uygulamak istiyorum. Şöyle bakın, bu şekilde alıyorum. Yani önden. Yine bunu da ince tığla yapacağım. Yine bir tane daha önden. Bedende ne yapmıştık? İki ön lastik yapmıştık. Bir tane arka lastik yapmıştık. Şimdi iki ön lastik. Bir arka lastik. İki ön lastik. İki arka lastik. Ön lastik. Pardon, bir tane arka lastik arkadaşlar. Yanlış söyledim. İki ön lastik. Bir arka lastik, iki ön lastik şeklinde sıramızı tamamlayacağız. İki sıra öreceğim bu şekilde. Diğer kolu da yine aynı şekilde örün arkadaşlar. Sonra da kapşon kısmına geçelim. Sıra sonunu size göstermedim. Şöyle sıra sonuna da şurayla birleştiriyoruz. Bir zincir çektim. Şuradaki iki ön lastiğimizi ön lastik olarak alıyorum. Şunu arka lastik olarak, bunları da ön lastik olarak. Evet, bu şekilde bitirelim. Diğer kolu da yapalım arkadaşlar. Kollarımızı da tamamladık. Şimdi kapşon kısmına geçelim. Şöyle önden şu pat yerini ayırıyorum. Tam şu trabzanın bittiği yerden itibaren ipimi takıyorum. Evet. İki zincir. Trabzan olarak sırayı tamamlayacağım. Bakın şu uçlara batıyoruz. Bakın şu kısımlara. Evet, bu kısımlardan alarak öreceğim arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. Kapşon kısmı dümdüz trabzan olarak devam eder. Hiçbir şekilde eksiltme, artırma, herhangi bir şey yapmıyoruz. Şöyle devam ediyorum.
Uzunluk olarak yaklaşık 22-23 santim kadar öreceğim ama ben öreceğim, sonra size sıra sayısı ve santim olarak da yine vereceğim. Önce şöyle ilk sırayı bir gidelim. Evet, böyle ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Bu kısma kadar geldim. Döndürüyorum. Yani şu başlamış olduğum yere kadar, trabzan sırasına kadar bir zincir çektim. Şöyle dibine trabzan olarak batıyorum. Her bir ilmeğime birer kere trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dediğim gibi öreceğiz. Sadece trabzan olarak herhangi bir eksiltme, artırma şeyimiz yok. Böyle örelim. En son bitirdiğimizde ben size kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Örüp gelelim. Kapşon kısmım tamamlandı. Şimdi size kaç sıra kapşon kısmını ördüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi evet, şuradan itibaren kapşon kısmımız burası. Buradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 sıra. Toplam ölçüsünü de vereceğim size arkadaşlar. Şuradan itibaren evet, 20 sıra 21 santim oldu benim. Şimdi birleşimine geçeceğiz. Öncelikle bakın kapşonumuz şu anda düz kısmındayım. Şöyle tutuyorum, arkaya katlıyorum. Burada birleşimimizi yapacağız. İpim bu tarafta. O yüzden şuradan, şu öndeki şuradan tığımı alıyorum. İpimi de bu taraftan alacağım. Bir dakika arkadaşlar, şöyle yapalım. Evet. İlmeğimi aldım. Bu taraftan çektim. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Aynı yerden tekrar sık iğne yapıyorum. İki taraflı. Bakın bir buraya yanındakine geçtim. Bir bu ilmekten. Bir de karşıdaki ilmekten alıyorum. Şuradan. Katlamış olduğumuz diğer taraftan alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Karşılıklı olarak alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Böyle bolca birazcık gevşek olarak yapın bu kaydırmalarınızı. Bakın içinden çıkarıyorum. Sık iğne değil. Bu şekilde. Bir buradan bir karşıdan alarak devam ediyorum. İçinden çıkarıyorum bakın böyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu kısma kadar gelelim. Evet, sıra sonundayım. Şurada da şöyle alıyorum, içinden çıkardım ve bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Şöyle de içinde yürüteceğim. Bakın şu şekilde bu tarafa doğru da ipimizi içinde yürütmemiz gerekiyor. Ki sökülmesin.
Temizlik hisselim. Evet, kapşonumuz bu şekilde. Şimdi kenarını gidelim. Sıkı iğnesini. Bakın. Şuradan itibaren, şu kenardan itibaren ipimi alıyorum, takacağım. Yani şu patlarını yapmış olduğumuz yer, bakın hemen en kenarı. Buradan ipimi takıyorum. Evet. Şöyle yanındakini bir sık iğne. Sonrasında da buraya atlıyorum. Kapşonun etrafını sık iğne ile döneceğiz arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna kadar kapşonun şöyle kenarlarından her birine birer tane olacak şekilde sık iğneler yapıyoruz. Diğer uca kadar bu şekilde geleceğim. Şöyle biraz esnetebiliriz. Geleceğim. Sonrasında da ipimizi koparıp yeleğimizi sonlandıracağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Bakın burada pat kısmı. Şöyle bir sık iğne yaptım oraya. Şöyle de kaydırmayla bağladım. Cirmi çektim. İpimi kopardım. Şimdi ipimizi gizleyelim. Son haliyle gelelim. Arkadaşlar, yeleğimizin son hali bu şekilde. Bitirmiş olduk, tamamlamış olduk. Kapşon kısmını bu şekilde. Gayet şık, güzel bir model oldu. Umarım sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer videolarımın devamını istiyorsanız, hatta her gün bir video istiyorsanız arkadaşlar, videomu izlemeyi, sosyal medyalarda paylaşmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız da bana destek olursanız çok sevinirim. Böylelikle her gün çok farklı modellerle karşınızda olmuş olacağım. Hepinize kolay gelsin, sağlıklı günler dilerim.